CAD deneyimine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yüzeylere giriş yapacağız. New ile girdiğimiz zaman arkadaşlar yüzey ortamında çalışmak isterseniz, isterseniz model ortamında yüzey oluşturabilirsiniz. Karışık çalışabilirsiniz yüzeylerle ve katılarla veyahut da Shape Studio ile tüm yüzey komutlarını tek bir arayüzde işleyebilirsiniz. Örnek olarak açarsak Shape Studio'da bize Home menüsünde, Home tabında tüm yüzey komutları gelir arkadaşlar. Ama biz başlangıç olarak model ortamında giriş yapacağız. Önce modeli açalım. New Model. OK diyelim. Menü, Preferences, Modeling tıklayarak burada gövde tipini Body Type, Solid'den Sheet'e geçirin arkadaşlar. Bu komutlarla çalışırken ön tanımlı olarak yüzey oluşturmamızı sağlayacak. Her komutta tekrar tekrar işlem yapmamızı engelleyecek. Arkadaşlar, kanalıma destek olmak için abone olun, beğenin, like atın. Evet arkadaşlar. Model ortamımızda ön tanımlı olarak yüzeyleri geliştirdikten sonra bir sketch açalım. Home plane, OK diyelim. Herhangi bir dikdörtgen oluşturalım. Sketch'imizi kapatalım. Extrude komutuna girelim. Burada curve'ümüzü seçelim akıllı seçimle. 50 yüksekliğinde. Burada body type ön tanımlı olarak sheet geliyor arkadaşlar. İstersek solid'de yani katı olarak da tanımlayabiliyoruz. Show result'la sonucun nasıl görüneceğini görebiliyorsunuz. Apply dediğimiz zaman gördüğünüz gibi dikdörtgen yüzeylerden oluşan bir dikdörtgen tanımlıyoruz. Gördüğünüz gibi katı değil. Bu yüzeylerin kalınlığı yoktur arkadaşlar. Kalınlığı ve ağırlığı olmayan modelleme ortamında hızlı ve pratik çalışma için daha ziyade yüzey tercih edilir. Teferruatlı girift parçaların imalatına gerekir. İlkel katılarla oluşabilecek tanımlarda yüzeye gerek yoktur. Daha ziyade şekilli ve kör yani eğriyle oluşan malzemelerde yüzey tercih edilir. Yine skecimizi model bir ortamda Part Navigator'da şöyle aşağı çekelim. Ve şu Exodumuzu silelim. Skecimizi de silelim. Yine bir sketch oluşturalım. Home plane karşımıza geldi. Şöyle bir arc oluşturalım arkadaşlar. Oluşturduğumuz arc'ı revolve komutuyla bir küreye dönüştürelim. Vektör olarak bu yönü tanımlayalım. Başlangıç, vektörün başlangıç noktası yine orijin olsun. Gördüğünüz gibi bir küre oluşturuyoruz. 360 derece veyahut da daha farklı derecelerde oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ön tanımlı olarak sheet geldiği için yine yüzeyden oluşturmuş olduk. Cancel'la komuttan çıkalım. Arkadaşlar aynı zamanda bu sketch'te oluşturduğumuz gibi yine kör menüsünden herhangi bir eğri oluşturarak da mesela arc değil de
Line'la oluşturalım. Spline belirleyelim. Gördüğümüz komuta göre bir eğri oluşturduk. Oluşturduğumuz eğri sketch'te çıkalım. Extrude'da eğrimizi tanıttığımız zaman şöyle bir yüzey oluşturabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzey oluşturma komutlarına girdik arkadaşlar. Devamında çeşitli komutları tanıtacağım size. Örneklemler yapacağız. İyi günler dilerim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda takıldığınız konularda sorabilirsiniz. Yetişebildiğim kadar cevap vermeye çalışacağım. İyi günler dilerim arkadaşlar.